çok sevgili Avrupa'da, Amerika'da ikamet eden biricik izleyicilerim. Ben size çok yürekten gelerek bunu soruyorum ve sizden doğru bir cevap bekliyorum. Taneyle bile zar zor mu alıyorsunuz? Her şey geçtim. Taneyle bile alınsa alabiliyor musunuz? Oo, Anıl Bey hoş geldiniz. Erotik klipleriniz düştü bize. Türk Lirası çok teşekkür ediyorum 100 bisiklet senin için. İsveçli var sonra biliyorum. Siz İsveç'te yaşanan muhabbeti gördünüz mü peki? Allah aşkına bak. Bekle. Nerede o? Benimki. Ha, gel bakayım şuraya. Ya Baran da günde 28 tane kişiye yanıt verdiği için şimdi ama nasıl ben o tweet'e ulaşacağım onu düşünüyorum şu anda. Baran şu İsveç'e çıktığın yere şey yapsana. Na nereden gönderebilirsin bana? Baran'ın sıfır şaka, Baran'ın yaptığı şu korkunç irmikli tarif İsveç'te reklam panolarında. Şaka yapmıyorum size. Dvan Anton gidip görmüş. Dvan Anton İsveç'te yaşıyor çünkü. Öyle bir şey yok. Ben 100 euro ile Belçika'ya bir haftalığına gittim. 89 euro ile döndüm. Ece bunu söylersen benim kalbim bir kırılır. Şaka değil, şaka değil. Göstereceğim. Durun, durun. Ha Anton, mesela siz İsveç'te taneyle zar zor mu alıyorsunuz? Ha? Ama az önce Merkel söyledi zaten. Evet, doğru. Doğru. Az önce Merkel söyledi. Kötü kardeş, kötü. Doğru, kötü. Yo, ben toparlıyorum. Lozan Gizla Kersberg'de çok teşekkür ederim 100 bitlikleri senin için. Hoş geldin. Abla Amerika'da bir akrabamız ya şu an ama bayağı iyi geçiniyor. Allah Allah, nasıl olabilir bu ya? Şok içindeyim şu an. Sormak istiyorum. Suvaneke yok o. Neden okuyayım ya? Hadi! Suvaneke yok o. Kevete bara kesmi kevete ala cetti kevete. Elham oku. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahman. Hadi bak. Şu an ne alaka peki? İşte bak hep bunu çok merak ediyorum abi. Spaneki oku, elhamı oku. Ne alaka oluyorum her seferinde? Ne alaka oluyorum ya? Ya mesela domatesi taneyle almak ve spaneki arasındaki o korelasyon nedir? Ben merak ediyorum. Ediyorum abi. Ve bu çok korkunç bir şey bu arada. Yani eğer dininize hakim bir insansanız şunun ne kadar yanlış olduğunu bilirsiniz zaten. Ben biliyorum mesela. Hiç kimseye ya, hiç kimseye soramazsın ya bunu. Kendi ibadetini de göstere göstere, göze soka soka yapar. Allah için yaparsın ya. Mesela millet göstere göstere falan şey yapıyor ya böyle işte. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela normalde şey diye geçer hani böyle. Allah'ın ve meleklerin duyacağı şekilde söylenir diye geçer. Ama millet böyle gösteriş aracı olarak kullanıyor. Ben iyice ne çıldırıyorum. Benim dedem, rahmetli dedem çok dedirirdi böyle şeylere. Kendisi hacıydı, çıldırırdı böyle muhabbetlere. ben de şaşırmıyorum. Bakalım şimdi. Bizim burada biz kiloyla alıyoruz yemek ve şeyleri. Amerika'da, Avrupa'da. Bak böyle konuşuldu bu da ben çok ayar oluyorum. Var ya böyle dayı dayı tipler hani. Ben ona da çok ayar oluyorum. Elinden bir şeyler. Ay bunu yemler tabii. Ay. Ve dünyadaki en korkunç düşünce sen kiloyla alabiliyorsun diye. Herkesin kiloyla alabildiğini düşünmek de korkunç bir düşünce, korkunç bir vurdum duymazlık. Korkunç ya, gerçekten korkunç. Mesela ben çok büyük rahatlıkla, bak teyzem yüksek ihtimalle mesela ben çok büyük rahatlıkla her şeyi alabiliyorumdur. Sana göre de her şeyi çok büyük rahatlıkla alabiliyorum. Ama mesela ben şöyle bir muhabbete girmiyorum kendi içimde. Ben alabiliyorsam herkes de alsın bir zahmet abi. Yani ben alabiliyorsam. Yani ne? Sen alamıyorsan o senin problemin. Mi yapacağız? Böyle mi yaşayacağız? Böyle toplum mu olur? Toplum olmak başka bir şey işte ya. İnsanlar bu vatan millet sevgisinin bence ne olduğunu gerçekten bilmiyorlar bu arada. Ya çünkü vatanını sevmek demek zaten vatanındaki her vatandaşı sevmek. O vatandaşların her birinin böyle çıkarını gözetmek demektir. Her birinin bak etrafındaki herkesin.
Normalde mesela ablam çıkıyor geliyor diyor ya, Sübhane ki oku, Elamı oku yapıyor ya. Normalde mesela dininin de söylediği bu. Çıldırırsın ha. Da tane tane arıyorlar. Aynısını ben söyledim. Git kardeşim. Bak, git. Bak, aynı fikirdesin. İkimiz bak, aynı sana bir şey, bak, bak sana bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Önce. Sana bir şey söyleyeyim mi abla? Niye ben, ekmekler sokağa asılıyor? Bir dakika hanımefendi, şu an sizi... Git. Ha, niye ekmekler sokağa asılıyor? Sizin söylediklerinizin aynısını... Cek kadar alın. Bir dakika, sizin söylediklerinizin... Niye her gün ama herkes döndüre girer kardeşim? Avrupa'dan biri Avrupa'yı övüyordu. AK Parti bir tane. AK Parti bir. Gel. Nerede CHP? Adam aynı fikirde bu arada. Gerçekten adam aynı fikirde. Yani ama işte anlatabiliyor muyum size? Friendly Fire açtı abi, evet. Evet. CHP'nin önünden geçemiyoruz. CHP'nin önünden geçemiyoruz. Bir şey söyleyeyim. Ya tecavüz ederler seni. Ama sen yanlış diyor. Ya tecavüzleri ne oluyor? Hadi. Ya tecavüz ederler. CHP tecavüzcü partidir. CHP tecavüzcü. Saklanıyoruz artık. Çocuk. Oh. Bakın teyzem işte o kadar bak o kadar toplumunu seven, vatanını milletini seven bir insan ki bir delinin hatıra defteri oyununu sokaklarda bedava oynuyor. Ya ya daha ne istiyorsunuz? Daha ne istiyorsunuz ya? Böyle bir oyunculuk olabilir mi? Ödümüz kalıyor. Ay. Bana benim her yerin önünden geçerken bu arada bu anksiyetim oluştu. İyi mi acaba? Şu anki durumu ne? Çocukları CHP'den koruyor. Belli. 9 senedir ne oldu? Gümdü. Ama 9 senedir. Pudra şekeri alayım mı sana? Pudra şekeri alayım mı? Yoksa pudra şekeri yiyemiyorum. Yiyeceksin zaten, burnuna çekeceksin. Abla sen zaten ve sen yiyemiyorsun zaten. Başka... Burnuna çekeceksin. Tecavüz mü edeceksin? Bilmem. Pudra varsa bana verme. Sen yakmışsın sen ya. Sen kendine yapabilirsin ama. Arpacı var ya. Erdoğan. Niye o zaman çırpak? Ağzını kapa. Ne? Kim o? Sen dedin. Ben de. CHP'nin artık adı ne oldu? CHPKK. Söylediğinden hiçbir şey anlaşılmıyor. Hadi eyvallah. Allah ne kadar büyük işte, beni hiç denk getirmiyor. Hiç denk getirmiyor. Ben yani... Kal geldi bana. Şok oldum abi. Şok oldum. Aa niye kızamayayım canlar? Vallahi ben çok kızıyorum. Bir insanın kendisini bu kadar şartlar müsaitken geliştirememesine ben çıldırıyorum. Ben özellikle belli bir yaş grubunun zaten kendisini geliştirememesine çok ayar oluyorum. Nasıl başardınız çünkü? Yani üniversitelerin neredeyse artık önünden geçenleri aldığı bir dönemde, herkesin gayet düzgün memur olabildiği bir dönemde, öğretmen olabildiği bir dönemde, kendi işletmesini kurabildiği bir dönemde, çoğu şeye erişebildiği bir dönemde siz nasıl kendinizi hiç geliştiremediniz ya? Nasıl hiç geliştiremediniz? Abo! Var tam tersi oğlum Caner, onlar herkesten akıllı. Herkesten. Seni beni alırlar böyle katlarlar böyle birbirimize çarparlar. O kadar akıllılar. Ben sanki bu teyzeyi bir kere daha izledim. Bende bu his var yani. Öfff.
Ay. Acaba hiç düşünmüyor mudur nasıl böyle bir şey yaptım diye? Sanmıyorum. Sanmıyorum. Ya hayır bak, bir de hep aklıma ne geliyor biliyor musun? Ulan benim babam Rize'nin dağında bir köyünden kalkmış, öğretmen olmuş, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne girmiş yıllarca. Bir de bak, ne amca tanıdığı olmuş, ne dayı tanıdığı olmuş, ne bir şey tanıdığı olmuş. Kitabını okumuş, gazetesini okumuş, kendisini geliştirmiş, iki tane kız çocuk yetiştirmiş, onları da gayet düzgün yetiştirmiş. Haklarına, fikirlerine hep saygı duymuş. Bu adam Rize'nin bir köyünden inip bunu yapmış ya. Sen nasıl yapamıyorsun hemşerim bunu ya? Nasıl yapamıyorsun? Çıldıracağım yemin ediyorum. Bunu ben babama sorduğumda babam diyor ki çünkü diyor bizim imkanımız vardı. Okumak diyor önemliydi diyor. Okuttular bizi de diyor. Ben de diyor gittim okudum diyor. Olabilir. Pekuin vibe. Vallahi yok babamla. Çıldıracağım ya. Oy Allah. Vallahi yemin ediyorum. Zombide de röportaja dalıyor. Doğru söylüyorsun ya hamster. Zaten hep ondan oluyor ne oluyorsa. Yani ay ay. Enfurkan Spor'a çok teşekkür ediyorum 100 bitlik desteğin için. İyi seyirler sana da şimdiden. Mera teyze hiç öyle bir... Oğlum annem bürokrat kızı ama yani annemin çok imkanı varmış. O yüzden annemi o yüzden övemiyorum. Çünkü annem de o dönemin hani yine kaymak tabakası denilebilecek bir tabakadanmış annem. Hani babası bürokrat, ziraat il müdürü adam. Annem İzmir'de doğmuş, büyümüş. Anladın mı? Ya annemin imkanı daha çokmuş açıkçası. Babam diyor ki bunları görürsen kaç. Vallahi insan şu konuda da çok düşünüyor. Şimdi böyle bir şey gördüğümde mesela kaçmalı mıyım yoksa böyle durup savaşmalı mıyım? Hep onu düşünüyorum. İstemsiz olarak. Çünkü diğer türlü yani ne yaparsan yap anlamı istediğin kadar konuş, istediğin kadar. Yani ben yıllardır mesela Twitch yayını açtığım günden beri diyorum ki arkadaşlar bir başkasının hayatı diyorum beni hiç ilgilendirmiyor. Bence diyorum sizi de ilgilendirmesin. Beni de diyorum ilgilendirmeyenler izlesin. Mesela buna rağmen böyle anormal bir nefret var ya hani. Oysa ki dediğin şey çok basit yani. Diyorsun ki bir başkası boş verin nasıl yaşıyorsa yaşasın. Çok basit ve çok insani bir şey. Aşırı insani bir şey mi yani? Diyorsun ki ben kimsenin hayatına burnumu sokmuyorum siz de sokmayın. Diyorsun ama bundan dolayı mesela nefret topluyorsun. Bak diyorum size bak 5. yılımızdan gün almış bir yayıncı olarak ve disipline girmiş bir kadın olarak söylüyorum bunu. Ya bunlarla savaşılmıyor. Gerçekten savaşılmıyor. Bana keşke biri denk gelse. Vallahi bilmiyorum. Benim ben denk gelirsem ne yapacağımı hiç kestiremiyorum ya. Ya bilmiyorum vallahi. Enzi Sky 06 5. ayından hoş geldin.